İyi akşamlar 6 Ekim Perşembe 2022. Bugün etiketimiz Sus pus ve bunun çok mana içerdiğini söylemeliyim. Boksan Habertesi'niz ben Selçuk Tepeli ve bir başlarken daha bir kutlamayla başlayalım. Bugün biliyorsunuz 6 Ekim, 6 Ekim 1923 İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu. Geldikleri gibi gittikleri gün. Ta 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi ile başlayan 6 Ekim 1923'te sona eren 5 yıllık bir sürede bu şehir işgal altında kaldı. Milli mücadelenin kazanılmasından sonra işgal de, işgalciler de gitti, işgal de ortadan kalktı ve İstanbul düşman işgalinden kurtuldu. Bu vesileyle de başta Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün milli mücadele kahramanlarına, şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Minnetle anıyoruz kendilerini. İstanbul'un kurtuluşu 99. yılında kutlu olsun. Ama İstanbul biraz bu konuda suspus gibi, İzmir gibi değil. Şimdi geçelim suspusla ilgili bir başka konuya. Meclise gideceğiz şimdi. Üç maddede... Ülkenin durumunu özetleyeceğiz, göreceksiniz. Bir haber alma özgürlüğü, bununla ilgili bir sansür yasası var ve bu Mecliste. Bir, bunu unutmayın. Sonra hepsini toparlayacağız. Mecliste haber alma ile ilgili, haber alma özgürlüğü ile ilgili, bunun önüne geçecek bir sansür yasası, bir teklif tartışılıyor, konuşuluyor şu anda. Bununla ne yapmak istiyorlar? Bununla. Bu basınla sosyal medyayla ilgili bir şey değil. Aman öyle zannediyorsanız yanılıyorsunuz sadece. Milleti susturmak istiyorlar. Bu ülkede insanlar susturulmaya çalışılıyor. Gerçekler konuşulmasın isteniyor. Özgür basın susturulamaz. Bu kanun teklifi çok net bir şekilde sansür kanunu, bir otosansür kanunu. İktidarın dezenformasyon dediği, muhalefetin ve basın meslek örgütlerinin sosyal medya ve basına sansür olarak nitelediği düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda. AK Parti ve MHP ortaklaşa hazırladıkları yasa teklifini meclisten çıkarmakta kararlı. Seçimlere gidilen ortamda Türkiye'de muhalif kesim sesini daha fazla kısmaya çalışıyorsunuz. Getirilen teklifin saçmalığını komisyon çalışmaları sırasında Yargıtay'dan gelen bir değerli hakim açıklıkla anlattı. Hakaretler ettiniz hakime. Boş konuşuyorsun dediniz. Seçime hazırlık yasa teklifi. Bu yasa teklifi sansür yasası teklifi. Düzenleme ile yalan bilgiyi alenen yayma suçu adı altında bir suç tanımlaması getiriliyor. O suçu işlediği iddia edilen kişiye bir yıldan üç yıla kadar da hapis cezası. Üst sınır üç yıl olduğu için tutuklu yargılamanın önü açık. Bir yıldan üç yıla hapis cezası getiren madde var ya ek yapalım buna ve diyelim ki bu suç milletvekilleri ve devlet yöneticileri tarafından işlenirse... Beş katı ceza verilir. Var mısınız? MHP 3 yıla kadar hapis cezası öngören maddenin virgülü bile değişmeyecek derken iktidarla muhalefet arasındaysa trafik var. İşte o anlardan biri. Teklifin altında imzası olan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, CHP tarafında CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın yanında taraflar bir metin üzerinde konuşuyorlar. Yaşanan trafiğin nedeninin de muhalefetin talebi üzerine 3 yıllık hapis cezasının en fazla 2 yılla sınırlanması ve tutuklu yargılanmanın kaldırılması arayışı olduğu konuşuluyor. Aman bakın. Burada e, tartışılan şeylere bakın. Bu işin özünde korkunç bir durum var. Ve Oya Ersoy İstanbul Milletvekili HDP'nin ilginç bir şey söylüyor. Eğer milletvekillerinden gelirse o bahsi geçen sözde suça konu olacak. Herhangi bir girişim. Gerçi kim, kimin yalan haber olduğunu yaptığı şeyin veya söylediği şeyin paylaştığı fikrin, bilginin yalan haber olduğunu kim görecek, kim teyit edecek? Bu memlekette öyle bir otorite var mı? O ayrı hikaye. Fakat beş kat fazla ceza alsın. Tabii ki kabul etmezler. Çünkü sadece Türkiye'de değil dünyada da medya, haber medyası mecralarından daha çok yatırım yapıp kendi danışmanlar medya ordusuyla Siyasiler artık eğip büküp bilgileri algı yaratmaya çalışıyorlar. Spekülasyon yaratmaya çalışıyorlar. insanları yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu davranışçı ekonomi filan dedikleri şeyler bunlar işte. Ya bunların tartışmasını çok yapmaya gerek yok. Siz TÜİK'in söylediği şeyleri sokakta yaşıyor musunuz yaşamıyor musunuz? İşte o enflasyonu söylüyor açıklıyor TÜİK. Sizin yaşadığınız onunla aynı mı söyledikleri şeylerle değil mi? Buna bakın. Dolayısıyla bunun karşısında hiç kimsenin bunu eleştirmemesini isteyecekler. Hiç kimsenin bunun doğru olmadığını, doğrunun işte şu olduğunu söylemek gibi bir girişimde bulunmamasını sağlamaya çalışacaklar.